Nüfus artışının küresel sorunları 9. ders. Doğurganlık geçişlerini tartışıyorduk ve doğurganlık geçişlerinden önce doğurganlığın kontrol edildiğini fakat yine de yüksek olduğunu söylemiştik. Genel anlamda dünyanın değişik yerleriyle ilgili konuşmuştuk. Şimdi biraz Avrupa'da durumun ne olduğu üzerinde durmak istiyorum. Doğurganlık tam olarak nasıl kontrol ediliyordu? Ana sebeplerden birisi, bundan daha önce bahsetmiştim ama anlatmamıştım. Evliliklerin kontrolü. Yani bir bakıma evlenmesine izin verilen insan sayısı, ekonomik ve tarımsal şartları değiştirmiştir. O dönem için her nereden beri elde edebilirseniz bu durumu görebilirsiniz. bildiğiniz gibi kara ölümün ilk yılı 1347 1348'di. Çok büyük sayıda insan ölmüştü ve ölen bu insanların arazileri bir başkası tarafından alınmıştı. Bu yeni arazi sahipleri hemen evlendi. Evliliklerde çok büyük patlama oldu. Küçük bir Fransız köyünde olduğu gibi bir önceki 10 yılda 10-12 evlilik olurken 1349'da vebanın o ilk yılı geçtikten sonra evlilikler 10-12'den 86'ya fırladı. Bu çok büyük bir artıştı. Orada olan şey şuydu. Kara ölümden önce Avrupa'nın nüfusu kalabalıkken çok büyük sayılarda bekarlar vardı ve bunlar evlenmek istiyordu. Fakat bunların kendilerine ya da ailelerine bakacak arazisi yoktu. Evlenmek ancak yeni arazi ortaya çıkarsa mümkündü. Bu olunca da hem hemen evlendiler hem de kadınlar hemen hamile kaldılar. Bir yorumcu, nereye baksanız hamile kadın görürdünüz der. Bu 1349 yılıydı. Doğurganlık oranı esnekti ve ekonomik ve demografik şartlara bağlı olarak alçalıp yükseliyordu. İngiltere'de 1550 ve sonrası için veriler mevcuttur. Toplam üretkenlik oranı yani bir nesildeki belli bir sayıdaki kadınlar kaç tane kız çocuk doğurur? 1550'lerde bu sayı 2.8'di. Yani eğer birisi bir kız çocuğu doğurursa toplam üretkenlik oranı 1 olur. Fakat onlar 2.8 üretiyorlardı. Bir yüzyıl sonra 1650'lerde bu rakam 1.8'e düşmüştür ve 1880'lerde rakam 3'ün üstüne çıkmıştır. Böylece toplam üretkenlik oranı çok büyük dalgalanmalar gösterir. Bazen 1, bir, bazen 1'e yakın, 2'den az yenilenme seviyesine kadar vesaire ve yüksek ölüm oranları nedeniyle kendini yenileyemeyecek seviyeye düşme tehlikesi yaşanır ve bu durumda o toplum var olmaya devam edemez. Bu durumda bu sayının 3 olması toplumu tehlikeden uzaklaştıracaktır. Evlilik yaşında da aynı şeyi görebilirsiniz. Doğal olarak sadece evlilik sayılarında değil ama evlilik yaşında da 1800'lerin başlarında hatırlayın Amerikan yiyecekleri gelmişti. Avrupa nüfusu artmaktaydı. Yüksek bir doğum oranı vardı ve arazi açlığı sorunu vardı yeterince arazi yoktu. Bu yüzden evlilikler gittikçe ertelenmeye başlandı ve sonunda kadınlar için 23-28'i erkekler içinse ondan da daha yüksek seviyeleri buldu. O zamanlar ortalama yaşam süresi muhtemelen 35 civarındaydı. Biraz yükselmişti. Ancak diyelim ki 15 yaşında doğurgan oldunuz ve 28 yaşına kadar evlenmiyorsunuz. Aradaki fark sizin üretken olduğunuz yılların büyük bir kısmıdır ve siz burada çocuk yapmıyorsunuz. Bu doğumları azaltır ve nüfusu kontrol eder. Ancak evlilikler gerçekleşince çocuklar doğmaya başlar. Öyle görünüyor ki evliler arasında doğumların kontrol edilmesi diye bir şey söz konusu değildi. Sahip olduğumuz bütün veriler Avrupa'da 300 yıl boyunca evlilerin doğumları kontrol etmesi söz konusu değildi. Bütün kontrol toplumsal kontrol, kaç kişinin evlendiği ile ilgiliydi. Evlenme oranı diye bir terim vardır evlenen insanların toplam nüfusa oranı işte doğumları kontrol etmenin tek şekli buydu. Tabii ki hastalıklar, açlık, bitkilerden kaynaklanan hastalıklar gibi dış faktörler ve üzerinde konuştuğumuz çocuk öldürmeler yoluyla bireysel kontrol söz konusuydu. Toplumsal kontrol anlamında özellikle kuzeybatı Avrupalılar, özellikle kuzeybatı Avrupa modeli evlilikleri kontrol ediyordu ve bu da oldukça etkiliydi. Bu evlilik kontrolleri otomatik olmuyordu. İnsanlar bir şekilde Aa, evlenemem türünden bir şey söylemiyorlardı. Onlar toplum tarafından bu kontrole zorlanıyorlardı. Arazilerin çoğu belli arazi sahiplerinin elindeydi ve erkeğe işlemesi için bir parça arazi veriliyordu. Bu arazinin büyüklüğü sadece bir kişinin işleyebileceği büyüklükteydi. Sonra o kişi çocuk yapmaya başlar. Arazi sahibi bu araziyi işlemek için sadece bir erkek çocuğunun olması gerektiğini bilirdi ve baba bu toprağı sadece bir oğluna verebileceğini bilirdi. Bu yüzden eğer birden fazla oğlunuz varsa üzerinizde büyük bir baskı söz konusudur. Çünkü onlar sizinle kalamaz. Çin hakkında konuşurken göreceksiniz çok farklı bir model söz konusudur. Diğer erkek çocuklar evde kalamaz. Bu insanlar şehirlere göçmeye zorlanmıştır. Şehirler çok tehlikeli, hastalıkların kol gezdiği yerlerdir. Bu yüzden göç edenler oralarda ölmektedir ve bu zamanda şehirler büyümektedir. Ama halen çok yüksek ölüm oranları söz konusudur. Daha önce söylediğim gibi her bir nesilde insanların üçte birinin yerine kırsal kesimden birileri gelmeliydi. Arazi sahibi doğal olarak bu fazla erkek çocuklarını istemiyordu. Çünkü bu durumda aynı miktarda arazi ile ve aynı miktarda üretim ile besleyecek daha çok sayıda insan olacaktı. Evlenmek için o arazi sahibinin iznini almanız gerekiyordu. Ve eğer sizin için fazladan arazisi yoksa o durumda evlenemezdiniz. Tabii ki resmiyette izin o kişiden değil evlenmek zorunda olduğunuz yerel kiliseden alınıyordu. Fakat tahmin edin bakalım yerel kilisedeki papaz ve rahiplere kim iş veriyordu? Bu arazi sahipleri veriyordu. Ve neredeyse her yerde kilisenin yapısı gereği bunlar toplumun üst tabakasındaki zenginlerle dini otoriteden oluşan bir karışım tarafından kontrol ediliyordu. İnsanların evlenmesine ya arazi sahibi ya da kilise tarafından izin verilmiyordu. Evlenileceği zaman her tarafa bir evlilik ilanı yazısı asılırdı. Böylece herkes bir evliliğin olacağını bilirdi. Böylece arazi sahibi fark ederdi. Dolayısıyla arazi sahibinin haberi olmaksızın böyle bir şey yapmak imkansızdı. Bir başka mekanizma evden ayrılarak gidip bir yerde hizmetçi olmaktı ki bu o zamanlar çok standart bir şeydi. Çok erken yaşlarda evden ayrılarak hizmetçi oluyorlardı. Kızlar ve erkekler her ikisi de evlerde hizmetçilik yapıyordu. Bütün bu Victoria dönemi ve daha önceki dönem filmlerini görmüşsünüzdür. Kaç tane hizmetçileri olur? Doğal olarak bunların evlenmesine asla izin verilmezdi. Seks yapmasına izin verilmezdi. Erkek ya da kız arkadaşları olmazdı. Bunların hiçbirine izin verilmezdi. Ev hizmetçilerinin çok katı kuralları vardı. Ve bunlar gençlerin önemli bir kısmını kapsıyordu. Hatta diyelim ki İngiltere'de nüfusun önemli bir kısmını kapsıyordu. Sonra evden ayrılıp hizmetçi olmayanlar gidip çırak oluyorlardı. Bir erkek çocuk evde kalırdı. Diğerleri evden ayrılıp gidip çırak olurlardı. Ve çıraklık, kabiliyet öğrenmeleri, gerekli ekipmanı alabilmek için bazı kaynaklar elde etmeleri, dükkan kiralamaları ve kendi işlerini kurmalarını içeren çok uzun bir süreydi ya da ustalarının ölmesini bekleyerek onun iş yerini devralacaklardı. Bütün bunların sonucu şuydu ki toplumun sizin evlenmenize izin vermesi için gerekli olan ekonomik yeterliliklere sağlayabilmek çok uzun bir zaman alıyordu. Birçok kişi hiçbir zaman evlenemedi. Bu dönem boyunca Avrupa'da evlenme oranlarının ne olduğunu az sonra size göstereceğim ve onlar şaşırtıcı şekilde düşüktür. Kültür buna adapte olmuştur. Peki bütün bu evlenmemiş kadın ve erkekler ne yapar? Evde kalmış kızlar vardı, müzmin bekarlar vardı. İngiliz komedilerinin ve filmlerinin çoğunda her zaman müzmin bekar karakterler vardır. Hiçbir zaman evlenmeyen. Öyle görünüyor ki erkeklerin evlenmesini zorlaştıran bütün bu gelenek yüzünden özellikle İngiliz üst sınıfı arasında epeyce miktarda homoseksüellik söz konusuydu. Evlenmeyince seks dürtüleri ile ilgili bir şeyler yapıyorlardı. Tabii ki bu ispatlanmış değildir. Homoseksüelliğin temellerini tam olarak bilmiyoruz. Kadınlar da erkekler gibiydi. Araziden zorla uzaklaştırılıyorlardı. Eğer onlar araziyi alan erkek çocuğun karısı değillerse başka bir yere gitmeleri gerekiyordu. Bu yüzden şehirlere gittiler ancak orada iş yoktu özellikle de kadınlar için. Bu yüzden bir anlamda gezici bir nüfus ortaya çıkmıştı. Büyük oranda fahişelik söz konusuydu. O dönemde hem kırsaldaki fazla kadınların şehirlere göç ederek hayatta kalmaya çalışması hem de yine göç eden erkeklerin bir şekilde iş bularak ödeme gücü elde etmesinden dolayı fahişelikte çok büyük patlama oldu. Doğal olarak bu durumlarda doğan bebeklerin terk edildiğini ve ölüme bırakıldığını biliyorsunuz. Bu şekilde evliliklerin kontrol altında tutulması ve evliliklerde nüfusu kontrol altında tutması 1800'lerin sonuna kadar hatta bütün Victoria zamanı boyunca devam etti. Bu mekanizmalar hep beraber Kuzey Avrupa'nın doğum oranlarını kontrol altında tuttu. Özellikle İngiltere'de doğum oranları bu tedbirler olmaması durumunda olacak oranın %50'si kadar azaldı. Hatırlayın, bir kadının kaç çocuk yapabileceğini hesaplamıştık ve bu rakamın üst sınırına yakın kadınlar her zaman vardır fakat İngiltere'de akla yatkın bir rakamı esas alırsak bu tedbirler doğum oranlarını yarıya indirmişti. Peki bunu yapan insanlar için bu ne anlama geliyordu? Sanıyorum önemli bir kısmınız şu alıntıyı duymuştur. Bu bir kadının amcasına yazdığı bir mektuptur. Susmayın ve eğer bunu duymuşsanız elinizi kaldırın. Sanıyorum sevgili amcam, geniş bir ailenin benim için ne kadar meşakkatli olacağını göreceğinden sayısız çocuğun annesi olmamı gerçekten isteyemezsin. Erkekler sıkça hamile olmanın biz kadınlar için ne kadar zor bir iş olduğunu asla düşünmez. Bunu duymuş muydunuz? Hiç kimse bu mektubu duymadı mı? Çok meşhur bir mektuptur. Bu bu durumdaki bir kadındır. Evlenmiştir. Herhangi bir kontrol olmaksızın peş peşe çocuk yapmaktadır ve durumdan şikayet etmektedir. Bu benim için çok zordur ve siz erkekler bunun benim için ne kadar zor olduğunu neden düşünmezsiniz? Bu kadın hangi toplumsal sınıfa mensuptu? Fakir bir kadın mıydı? Orta sınıf mıydı? Yüksek sınıftan mıydı? Hiçbir fikriniz yok mu? Bu kadın Kraliçe Victoria'ydı. İşte burada dünyada açık ara en zengin kadın. Her türlü yardım alabilecek durumda. Parası, yiyeceği, her şeyi vardı. Hamileliği sürdürmek ve doğum yapmak dışında muhtemelen çok fazla bir sorumluluğu olmayacaktı ancak onun için bile bu ağır bir sorumluluktu. Peki sıradan bir kadının bununla ilgili ne düşünebileceğini tasavvur edebilir misiniz? Bu arada bu mektup Kraliçe Victoria tarafından amcası Belçika Kralı Leopold'e gönderilmişti. Bunu daha önce duymuştunuz. O zamanlar cinsellikle ilgili çok sorun vardı. Bunlarla ilgili bazı yazılar okuyorsunuz ve bunlardan birisi kadınların her zaman endişe ettiği çocuk doğurma yanında eğer seks yaparlarsa hamile kalacakları endişesi taşıyorlardı ve doğal olarak hamile kalmak istemiyorlardı. Ve erkekler de bu konuda çok yetenekli değildi. Bir kadını nasıl memnun edebileceklerini bilmedikleri gibi bunu yapmaya kalkmanın da çok uygunsuz bir davranış olacağını düşünüyorlardı. Şurada Bayan Alice Huntington'dan bir alıntı var. 1857. O 1940'a kadar yaşamıştı. Yani oldukça yeni zamanlara doğru geliyoruz ve öyle anlaşılıyor ki bu alıntı onun 1912 tarihli günlüğünden alındı. O günlüğü kimse bulamadığı için bunun ne kadar doğru olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu ya da en azından bir kısmı muhtemelen sizin daha önce duyduğunuz bir alıntıdır. George'un yatak odama eskiden olduğundan daha az gelmesinden dolayı mutluyum. Şimdi haftada iki kez gelir ve kapımın önünde onun ayak seslerini duyduğumda yatağıma uzanırım gözlerimi kapatırım, bacaklarımı açarım ve İngiltere'yi düşünürüm. Alıntı bazen Victoria'yı düşünürüm şeklinde söylenmektedir. Ancak İngiltere'yi düşünmek daha uygun görünüyor. Tekrar biz burada kaba bir kocaya sahip fakir bir kadından bahsetmiyoruz. Bazı Oliver Twist filmlerinde olduğu gibi yüksek sınıftan bir kadından bahsediyoruz. Bu nasıl değişti ve kimler bu değişimi düzenledi? İnsanlar, özellikle kadınlar durumdan memnun değillerdi. Genç erkekler doğal olarak evlenmek istiyordu. Ancak geç yaşlara kadar evlenemiyorlardı. Afrika'da bununla ilgili konuşmuştuk. Orada başlık parası çok yüksekti. Yaşlı erkekler başlık paralarını kontrolde tutuyordu. Genç erkeklerin evlenmesine neredeyse bir devrim oluncaya kadar izin vermezlerdi. Bu bir yana, başlık parası ile ilgili olarak biz sıklıkla Yaşlı erkeklerin genç kadınlarla evlendiği ya da onlarla seks yaptığını duyarız. Batı'da bu durum bizim şikayetçi olduğumuz bir durumdur. Ancak diğer bazı kültürlerde kadın erkek arasında çok büyük yaş farkı söz konusudur. Biz evlenmekte olan erkeği kusurlu görürüz. Fakat buna o toplumun gözüyle bakarsak erkekler de yaşlı erkeklerin kontrolü altındadır. Gerçekten güçlü erkeklerin bu yüzden genç erkeklerde suistimal edilerek geç yaşa kadar evlenmelerine izin verilmez. O yaştaki kadınlar zaten çok daha yaşlı erkeklerle evlenmiş durumdadır. O nedenle onun tek seçeneği budur. Tekrar söyleyeyim. Bir toplumda bütün bunlar iç içe geçmiş ve bir kalıp oluşturmuştur. Çok iyi bir kalıp olmayabilir. İnsanların sevdiği bir kalıp olmayabilir. Ama sıkı bir ağ söz konusudur. Avrupa'ya geri gelirsek genç erkeklerin ve kadınların evlenmesine izin verilmeyen şanssız bir durum söz konusuydu. Bir kere evlendiğinizde cinsellikle ilgili değer yargıları o kadar sınırlandırılmıştı ki öyle görünüyor ki bu kadınlar için hoşlanılacak bir durum değildi. Kim ve kim bilir erkekler ne yapıyordu. O dönemde Victoria pornografyasında çokça metres, fahişe ve çokça da kırbaçlama vardı kendilerini cezalandırmayı seviyorlardı ki bu Victoria dönemi edebiyatında da majosist cinselliğin şaşırtıcı bir şekilde üstünlüğünü gösterir. En azından bizim bakış açımızda cinsellik karma karışık bir durumdaydı. Bazıları bunu değiştirmeyi denediler. Doğal olarak her zaman öncüler vardı ve İngiltere'de öncülerden birisi bir adam ve bir kadındı. Charles Bradlaugh ve Annie Besant. 1877'de aile planlaması, doğum kontrolü İngiltere'de mümkün olmaya başlamıştı ve onlar şimdi bizim oldukça ılımlı diyebileceğimiz The Fruits of Philosophy isimli bir broşür bastırıp dağıttılar. Çok soyut ve felsefi bir şeydi doğal olarak. Onlara ne oldu? Tutuklandılar. Sorguya çekildiler ve resmi iddianame onları kraliçenin insanlarını edepsiz, müstehcen yapay ve ahlaksızlığa teşvik etmek ve onları ahlaksızlık, namussuzluk ve uçarılık durumuna getirmekle suçladı. Çünkü onlar bu broşürde kondom denen bir şey var, onu neden kullanmıyorsunuz diyorlardı. Bir kültürde hakkında konuşamayacağınız şeyler olduğu için bu yargılama oldukça ilginçti. Eğer bir şey kültürel olarak yasaklanmışsa, evlilikte seksle ilgili herhangi bir şey gibi bununla ilgili konuşamazsınız. Şimdi Londra'da bu büyük dava vardı. Çok meşhur. Bütün gazeteler ondan bahsediyor. Ve tahmin edin bakalım herkes ne öğrendi? Doğum kontrolü. Çok büyük bir şey ve bazı düşünürler, bazı tarihçiler bu dönemden sonra İngiltere'de doğum kontrolü olağanüstü arttı. Ve bu dava doğum kontrolünü popüler hale getirdi. Bizim de birkaç yıl önce Amerika Başkanı ile ilgili benzer bir durumumuz var mıydı? Bill Clinton ve oral seks. Sizler bunu hatırlamayacak kadar küçük müsünüz? Bu bir tabu konudur. Bunu tartışmamanız gerekir ve bu tür serbest seks aktivitelerine karşı çıkan sağcılar, muhafazakarlar bunu siyasi malzeme olarak çok konuştular. Konuştukça fikir Amerika'daki bütün gençler duyuncaya kadar yayıldı. Ve şimdi veriler gösteriyor ki oral seks liselere hatta ortaokullara kadar çoğalarak indi. Size bununla ilgili hikayeler anlatabilirim ama anlatmayacağım. Dini liderler, siyasi liderler ve tıp doktorlarının doğum kontrolünün kötü bir şey olduğu yönündeki ahlaki demetleriyle insanlar bir bakıma korkuya kapılmışlardı. İnsanlar entelektüel bir korku kampanyası içerisindeydiler ve dava açılmaktan korkuyorlardı. Doğum kontrol açılarının çoğunu satın almak kullanmak hakkında yazı yazmak, yayınlamak yasaktı. Dediklerine göre fiziki anlamda bunlar zarar verirdi. Muhtemelen mastürbasyonun sizi kör edeceğini duymuşsunuzdur. Bilmiyorum sizin sizlerin ebeveynleri bunu söyledi mi ama bizim zamanımızda ben duymuştum. Zihinsel yaralanma eğer sizi kör etmese de deli ederdi. <laughs> eğer toplum bizim yapmakta olduğumuz bir şeyi onaylamazsa o zaman iğrenç ve tiksindirici olarak kabul edilen şeyler sorun olur ve doğum kontrolü de o zamanlar tiksindirici, doğal olmayan ve sadece fahişelere uygun bir şey olarak düşünülüyordu. Tabii ki o zamanlar birçok kişi bunları kullanmaya başlıyordu. Ancak bununla ilgili toplumda açıkça konuşulamadığı için hiç kimse diğerlerinin ne yaptığını bilmiyordu. Bu yüzden kültürlerinin kendilerine söylediği şeylere meydan okumak için büyük bir atılım yapmak zorunda olduklarını düşündüler. Bütün bunlar bireysel ölçekte düşünülmeye başlandığında ne olur? Bununla ilgili okumalarınızda anlatılan çok ilginç şeyler vardır. Okumalarınız arasındaki bazı belgeler değişik öncülere yazılan mektuplardır. Margaret Sanger İngiltere'de kliniğin adını kapatıyorum. Mary Stopes Elimizde tekrar hamile kalmamanın yolları hakkında bilgi almak için bir şekilde yalvaran bir kadının mektubu var. Bunların çoğu herhangi bir resmi organizasyonda olmaz. Kadınların kadınlarla konuşması yoluyla olur. Ve bazıları da daha sonra biraz daha serbest oldu. 1920'lerden ve 1930'lardan Amerika'daki yaşlı İtalyan ve Yahudi kadınlarla yapılmış olan güzel röportajlar var. Kadınlar teknikler hakkında birbirleriyle konuşuyorlardı. Çünkü teknik önemli olaylardan birisidir. Şu vereceğim örnek Amerika'da 1920'de yeni göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak doğmuş olan İtalyan kökenli bir Amerikalı ile yapıldı ve röportaj 1930'ların sonunda yapıldı. O bir bayan kuaföründe çalışıyordu ve nişanlanmıştı. <laughs> ve doğal olarak bütün iş arkadaşları bu olayı biliyordu. Röportajı yapan bir antropolog, sosyologtu. Oraya gitti ve ona konu ile ilgili sorular sormaya başladı. Öyle görünüyor ki bu alıntı cümleden önce onlar doğum kontrolü konusunu konuşuyorlardı ve... ...raportör sorar, konduğumu ilk nasıl öğrendim? Nina, müşterilerimden biri gerçekten hamile kalmayacağını umuyorum. Ona bir yağmurluk giydir dedi. Düşünüyorum... Aynı zamanda çalışıyorum ve aklım yağmurluğun ne anlama geldiğini almıyor. Sonra benimle çalışan Mary White şöyle dedi. Bebeğim aklında ne var? Ve ben Bayan Jacobs bana komik bir şey söyledi. Yüzüğümün çok sevimli olduğunu. Onun nişan yüzüğü ama çocuk doğurarak bir aile başlatmayacağımı umduğunu, onun bir yağmurluk giymesi gerektiğini söyledi. Fakat John'dan yatakta bir yağmurluk giymesini isteyemem. O gülmekten katıldı. Kocamın bir kondom takması gerektiğini söylüyordu. O nedir dedim. Sonra onu anlattılar ve bu konuda aydınlandı. Ve işte bu şekilde çok yüksek sınıfta olmayan insanlar bu şekilde modayı takip ediyorlardı. Ve daha önce sahip olmadıkları temel bilgileri alıyorlardı. Her zaman bu şekilde olmaz tabi. Bu tür konuşmalar yapıldığında konuşmaya katılanlar bazen bu yeni davranışı benimserler bazen de onu yapmak istemezler dedikodu insanların yaptığı konuşmaların çoğu dedikodudur. Ve bunu gösteren çok iyi çalışmalar vardır. Şempanze günlerimizden biliyoruz ki bizler çok toplumsal bir türüz. Statü bizim için çok önemlidir ve statü toplumsal kabul edilebilirliğe dönüşmektedir. Dedikodunun amacı aslında toplumsal kabul edilebilirliğin sınırlarının ne olduğunu öğrenme amacını taşır. Dedikodu neredeyse tamamen normal kabul edilen sınırları aşıp ya bir şekilde bundan ceza almadan kurtulan ya da cezalandırılan kişiler hakkındadır ya da şimdi sınırlar içerisinde kabul edilen bir şey hakkındadır. Benim çevremdeki dedikoduların büyük bir kısmı toplumsal olarak neyin kabul edilebilir olduğunu anlamaya yöneliktir. Ve bazen de burada gördüğümüz gibi bu tür konuşmalar sonunda kondom kullanımı kabul edilebilir olmaktadır. Bazen en azından bu zamanda bu kişi tarafından kabul edilmez Size vereceğim diğer alıntı nerededir? Bunlar başka iki kadın. raportör sorar arkadaşlarınız kürtajı nasıl yaparlardı? Kürtaj meselesi okuma parçalarında okuduğunuz ya da okuyacağınız gibi çok çok yaygındı. Tamamen yasalışıydı ama çok yaygındı. Peki? ne aldıklarını düşünmeye çalışıyorum. Çünkü bana dediler ki çocuğun arkadaşları çoğunun arkadaşları oraya bir şey koyarlardı ve bu onları regli yapardı. Röportör bir dikiş iğnesi mi? Peki dikiş iğnesi değil bir çeşit sıvı sıcak kaynar su ya da tuzlu su gibi. Bunlar onların içini mahveder. Bana o peki sen bunu yapmaz mısın derler. O hayır ben bunu asla yapmam. Benim kocam yapar. Bu işi erkek yapar. İlginç olan şudur ki bu çoğu durumda kadının sorumluluğunda olan bir şeydir. Ancak bu spesifik durumda evlilikte her ne oluyorsa kadın bunun erkeğin işi olduğunu söylüyordu. Daha derinlemesine konuşmalarda sürekli kondom takmanın kocasının sorumluluğunda olduğu anlaşıldı. Kadının söylediği gerekçe ahlaki kaygılardan dolayı değildir. Fakat tıbbi bir şeydi. O zamanlar bu yasa dışı olduğu için eğer bir doktora gitseniz bile o zamanlar bunu yapmak çok çok tehlikeli bir şeydi. Kadınların kendi kendine kullandıkları şeyler inanılmaz derecede tehlikeliydi. Bu yüzden burada kadının bunu yapmak istememesinin sebebi bir şekilde tıbbi olarak kendi kendine zarar vermek istemiyordu. Bu aynı kadını alın onu kürtajın yasal ve muhtemelen güvenli olduğu 50 yıl sonrasına götürün. Belki de bu aynı kadının davranışı çok daha farklı olacaktır. Ama doğal olarak bunu tam bilmiyoruz. Bu hikayeler serisinin bize gösterdiği şey kültürde bir değişme olduğudur. Önceleri her toplum nüfusu bir şekilde kontrol ediyordu. Ve bunun fiziki sınırlayıcıları hakkında konuşmuştuk. Hastalıklar, kıtlıklar, evlenememe gibi toplumsal kontrol mekanizmalarını konuştuk. Ancak Son zamanlara kadar Avrupa'da bireysel kontrol söz konusu değildi. Bireylerin bu tür kararları bireysel olarak vermek için kültürel özgürlükleri yoktu. Evlendikten sonra üreme devam eder. Ta ki eşlerden birisi ölünceye ya da kadın kısır oluncaya kadar devam eder. Şimdi bireylerin kendi başlarına karar verdikleri bir döneme geçildiğini görüyoruz. Bu karar veren merci de çok büyük değişiklik anlamına geliyordu. Bir kişi kendi hayatını kontrol edebiliyordu. İşte bir yaşlı Yahudi kadın o annesiyle ilgili konuşuyordu ve şimdi komşuların bunu kontrol ettiklerini söylüyordu. Yani anne hiçbir doğum kontrolü yapmıyordu. Onun arkadaşları ve akrabaları ona ılımlı bir şekilde çıkışıyorlardı. O hamile olduğunda arkadaşları ona o Esther başka bir göbek olmasın. Böyle durumlarda arkadaşlar, akrabalar, komşular sana yeni bir kültür dayatmaya çalışırlar. Şimdi bireylerin kullandığı bazı özgürlükler vardır ancak kültür devreye girer ve üzerinize yeni bir kültürel norm yerleştirmeye çalışır. Çok yüksek doğurganlık oranları ile bilinen Sicilya bir yerde kendi geçiş sürecini yaşar ve bu 1980'lerde çok geç ve size vereceğim konuşma bir köyde kalan son çiftçilerden bir kadının sözleridir. Dünyanın geri kalanı gibi Sicilya da değişmekte ve büyümektedir. Bu kadın birbiri ardına durmadan çocuk yapan o ailelere orada komşularının hayvan dediğini söylemiştir. Bunu Sicilyalılara söylüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Yahudi göçmen kadından başka bir örnek. Kadın Polonya'daki annesine yazmaktadır. Burada gelenek odur ki eğer bir kadın çocuk yapmak isterse yapar ama istemezse de yapmaz. David'in eşi her 4 yılda bir çocuk yapacağını söylüyor. Ben ise her 3 yılda bir 3 yıl gibi bir zamanda bir çocuk yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ve böylece 3 yıl sonra bir tane daha yapmış olacağım. Bizim orada kadınların zorluklarla ve çocuk doğurma ile çile çekmesi çok kötü bir şeydir. Bizim orada dediği yer Polonya'dır. Burada ilginç olan bir şey teknolojinin bu kadının ilgisini çekmemesidir. Bu durumda onların Amerika'da sahip olduğu ama Polonya'da olmayan mükemmel doğum kontrol araçlarından bahsetmemektedir. Ya da bunlara dair bilgiler erişilebilirliği hakkında, teknoloji hakkında ya da bu işin ekonomisi hakkında konuşmamaktadır. Şöyle bir şey demektedir. Bunu ekonomik olarak yapabiliriz ya da yapamayız gibi bir şey dememektedir. O bu yeni endişe verici düşünce hakkında konuşur kendisi ne yapacağına karar verebileceğini, başkalarının da başka kararlar verebileceğini anlatmaktadır. Bunun kültürel olarak sınırlandırıldığına dair bir şey söylememektedir. Şimdi o özgür bir birey olarak dünyada rahatça dilediği gibi dolaşabilecekti. Ayrıca bütün bu konuşmalarda erkeklerden nadiren bahsedilir. Bu bir tür kadınların kararıdır ve sorunu kadınlar çözer. Tekrar söyleyelim. Bu tür şeylerin çoğunda karar veren erkektir ve kadın ben ne dersem diyeyim benden uzak durmayacaktır diye düşünür. Fakat doğum kontrol araçları ortaya çıkınca erkekler seks ister ve eğer kadınlar doğum kontrolü kullanıyorsa birçok sorun ortaya çıkar fakat doğum kontrolü ortaya çıktıktan sonra kadınları yönetmek daha kolaylaşmıştır. Bunların bazılarını okuma parçalarında okumuşsunuzdur. Şimdi geriye giderek evliliklerle ilgili konuşmak istiyorum. Demografik devrime kadar dediğim gibi evlilik oranları birey tarafından değil, toplum tarafından kontrol ediliyordu. Şimdi evlilik oranlarına bakalım. Şurada eğer bulabilirsem Bu Belçika'dır ve Belçika'da değişik bölgeler ve bildiğiniz gibi Belçika tamamen Katolik bir ülkedir ve birkaç dakika sonra Belçika ile ilgili konuşacağız. Geçiş döneminden önce 1970'e kadar olan tarihler şurada. Çok yeni. Bu evlilik indeksidir. Nüfusun ne kadarının evli olduğunu gösterir ve şuraya bakın %40 şu yılda insanların sadece %40'ı evlidir. Yani o zamana kadar evlenenler yani insanların yarıdan çoğu evlidir. Eski zamanlara bakarız ve herkesin evlenmek zorunda olduğunu düşünürüz. Hayır, zaman geçtikçe, doğurganlık geçişleri gerçekleştikçe, evli insanlar gittikçe, daha az sayıda çocuk yaptıkça evlilik oranları çok hızlı bir şekilde yukarılara tırmanır. Ta ki %70-75'e kadar ki bu modern bir orandır. İşte şu başka bir bölge dizisi ve aynı şey şurada Antwerp, büyük şehirler, Lüksemburg, Belçika'da birçok bölge. Çok ilginç bir şey. Tekrar edelim. Toplumların kendi doğurganlıklarını kontrol etmeleri gerektiğini aklımızda tutalım. Eğer evlilikleri kontrol ediyorsanız, eğer hiçbir doğum kontrolü mekanizmanız yoksa İnsanlar evlendikleri zaman bebek patlaması olacak demektir. Bum bum bum. Bu yüzden evlilik sayılarını kontrol etmek zorundasınız. Burada uç bir kontrol söz konusu. İnsanların %40'ı evlenmektedir. Çin'de, Çinle ilgili olarak daha sonra konuşacağız. Çin'de evlenme oranlarının ne olduğunu biliyor musunuz? Amerikalılar ve bir anlamda Çinliler tek çocuk politikasından şikayetçidirler. Erkek fazlalığı vardır evlenmek için yeterince kız yoktur ve bu inanılmaz toplumsal karışıklıklara sebep olacaktır. Biliyorsunuz ne kadar kız eksikliği vardır. En fazla olduğu zaman %15-18 gibi. Burada insanların %60'ı evlenmemektedir. Çin'in durumu yukarıdadır. Eğer bütün kızlar evlenirse bu erkeklerin ancak %85'i evlenebilir demektir. Eğer Çin'i Avrupa ile kıyaslarsanız bu kadın erkek oranından dolayı gerçekçi bir şey olmaz. Bu bir Avrupa haritasıdır. Bütün Avrupa Rusya dahil bu 1870 Avrupa'sıdır bu harita. Princeton projesinden alındı ve şu gördüğünüz küçük şeylerin her biri Avrupa'dan bir bölgedir. Ve bu bölgelerin her biri ile ilgili veriler topladılar. Var olan her şeyle ilgili veriler. Ve işte şu evlilik oranlarıdır. Şuraya bakın kırmızı %30'dan azdır ve tek tük bölgeler var. İskoçya sanıyorum Bulgaristan değil. Bulgaristan şu tarafta. Haritadan göremiyorum. Güneyde bir bölge. Şurada kırmızıya bakın. Nüfusun %40'ı evlidir ve daha hafif bazı şeyler ve %40-50 oranını bulursunuz. Aynı şey Orta Avrupa için de geçerli. Almanya, Avusturya, İsviçre, İskandinavya, Finlandiya. Hepsi şurada. Bunların hepsi yüzde elli ve daha aşağıdadır. İnsanların yüzde ellisinden azı evlenmektedir. 1870 İspanya'da biraz daha yukarı daha makul bir seviyeye gelirsiniz. Ve nüfusun yüzde sekseninin evlendiği yerleri bulabilmek için Hazar Denizi'ne, Hazar Denizi kıyılarına gitmeniz gerekir. Bu bizim daha aklımıza yatan bir rakamdır. Şimdi değil tabii çünkü evlilik oranları gittikçe düşmektedir. Ama bizim toplumumuzda büyürken bir şekilde herkesin evlendiği düşüncesi ile yetişiriz. Ama bu doğru değildir. Oldukça farklı bir yapıda olan Doğu Avrupa'da daha yüksek evlilik oranları görülür. Şimdi şuna bakın. 1870 yılı doğurganlık geçişinden sonra ve bakın ne olur. Herkes mavi tonlara gelmiştir. Bütün Avrupa'da evlilikler patlamıştır. Geri kalan şudur, şunlar bir bakıma tersini yapmıştır. Fakat Batı Avrupa ile ilgili çok çok iyi verilerimiz vardır. Ve gördüğünüz gibi orada hiçbir pemberen kalmamıştır. Şimdi tahmin edin bakalım kimin evlilik oranı en düşüktür? İrlanda. O zaman İrlanda ile ilgili özel bir şey mi vardı? Onlar katoliktirler ve doğum kontrolü yoktu. Bu yüzden evlenmelerine izin verilmiyordu. Onların evlenme oranları %30 ila 40 ve bu İrlanda'nın karakteristik toplumsal özelliğidir. Orada erkekler annelerine çok yakındır veya çok geç evlenirler ya da hiç evlenmezler. Diğer taraftan birçok kültürel ortaklıklara sahip ve protestan olan komşu İngiltere'de oran %70 ila 75 civarındadır. İşte bu evliliğin yaygınlaşması çok şaşırtıcı şeylerden biridir. Dünyanın başka yerlerinde başka durumlar söz konusudur. Eski zamanlarda nüfusu kontrol etme ihtiyacından dolayı insanların evlenmesine izin verilmiyordu. Çünkü eğer evlenirlerse doğum kontrolü uygulamalarına müsaade edilmiyordu. Bu eşitliği çevirip bireysel kararlara izin verirseniz o zaman doğum kontrolü gerekliliği ortadan kalkar. Aileler doğal olarak yapacaklarından daha az sayıda çocuk ister. Böylece ailelerin doğurganlığı azalır. Evliliklerin toplumsal olarak kontrol edilmesine ihtiyaç kalmamıştır ve bu yüzden evlilik oranları çok yükselir. Doğal olarak evlilikle beraber buna demokratikleşme etkisi diyorum. Evlilikler demokratikleşti ve doğal olarak seks demokratikleşti. Bundan önce evlenmeyen bütün insanlar ya seks yapmıyordu ya da homoseksüel seks yapıyorlardı fahişelere gidiyorlardı. Yani ne kadar seks yapıldığını araştırmacılar bilemiyor ama bir tür seks yapıyorlardı. Ve bu toplumun onlardan talebiydi. Normal evliliklerdeki sekse de izin verilmiyordu. Çünkü çok az kişinin evlenmesine müsaade ediliyordu. Yani evliliklerin demokratikleşmesi, seksin demokratikleşmesini de beraberinde getirdi. Bu oluşumların bazı detaylarına bakalım şimdi. Bu resimlerim var. Bilgisayarların şu büyük haritaları okuması biraz zaman alıyor. Bu resimde o zamanlardaki doğum kontrol araçlarından bazıları. Bunların bazıları dünyada bunlara sahip çeşitli müzeler vardır. Birisi taştır. Taşı kanalı kapatarak meniyi absorbe etmesi için ve bunun gibi küçük bir çantaya pamuk gibi bir şey koyarsınız. Bunu vajinaya yerleştirirsiniz ve bütün bunlar insanlara yardımcı oluyordu. Şuradaki onun ne olduğunu tam bilmiyorum ama yine de yine bir bloke etme aparatı ve bunlar sadece bitkilerden değil metalden de yapılıyordu. Rahim fiteli denen farklı şeyler vardır. Porselen gibi şeylerden yapılan bir başlık rahim boynuna yerleştirilir. Şunlar çok çeşitli kondomlar. Oldukça modern zamanlardan olanlar da var. Fakat eski olanları. Bu onların eskiden yapılış şeklidir. Eski olanlar şuna benzer ve orijinal kondomlar nasıl yapılıyordu? kondom teknolojisi başka bir şeyden ödünç alınmıştır. Çokça satın alınan bir madde. Sucuk, aynen öyle. Önceleri plastik vardı. Sucuk kalıpları neden yapılıyordu? İşkembelerden, hayvan işkembeleri. Çok ince yapılıyordu çünkü onlar absorbe etmeyi az engellerler. Çok ince. Bu yüzden onlar deri olarak isimlendiriliyordu. Bunlardan hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum ama Onları deriden yapmak çok zor bir teknoloji gerektirmiyordu. Şurada daha modern zamanlarda kullanılanlar var. Rahim içi doğum kontrol araçlarının değişik şekilleri. Dünyada mümkün olan her şey denendi, daha modern olanlar da dahil. farklı zamanlarda insanlar neredeyse her şeyin doğum kontrol aracı olarak kullanılabileceğine inanmıştır. Şu ipe bağlı bir kemiktir. Yine bu da rahime yerleştirilir ve bunun neden işe yarayacağına dair teorinin ne olduğunu Allah bilir. Belki de erkeğin yeterince içeri girmesini falan engellemiştir. Kim bilir? İp bir modern rahim içi aracı gibidir ve ip dışarı kadar uzanır. Onu çekebilirsiniz. Son zamanlara kadar modern rahim içi araçlarla ilgili bir sorun ve burada da aynısı söz konusu. Bir ipiniz var ve ip ne yapar? Bu bakterilerin içeriye yüzmesi için bir rota oluşturur ve oldukça tehlikelidir. Müsaade ederseniz biraz bunun başlangıcına gideceğim. Bireyler hakkında konuştuk. Bunun bireylere yaptığı değişik etkiler ve kültürel konuları konuştuk. Şu göstereceğim grafik sizin okumalarınız arasında yoktur. Burada bir grafik var yine Avrupa. Avrupa'nın farklı ülkeleri ve evliler arasında doğurganlık nedir? 1. Hatrate seviyesi ki insanların erişebildiği maksimum seviyedir. Bundan ne anlarsınız? Bir çeşit karma karışık, değil mi? Ama bir şeyler görebilirsiniz. Fransa'nın 1860'da düşük olduğunu görüyorsunuz. Fransa'nın geçişini tamamladığını biliyoruz. Başka da bir şey göremezsiniz. Okuduğunuz verilerden birisi eğer bu grafiklerin aynısını alırsanız ve tarihini eskiye götürürsünüz. Geleneksel doğurganlığın olduğu dönemlere yani 8 çocuk düzeyine ve her bir ülkede bu biraz değişir. 8 ile 10 arası ve sonra bir noktada düşmeye başlar. Ve %10 düştüğü aşama kritik bir aşamadır. Princeton projesini yapanlar bunu söylüyordu. Şu %90'a ulaştıktan sonraki yıllardır. Yani bu zamandan sonra bu ülkelerin tamamında doğurganlık düşmüştür. Bu eğriler ülkelerin geçişten önceki seviyeden %10 düştükleri zamanı göstermek için bir araya getirilmiştir. İşte o zaman bu daha anlamlı olur. Şurada nasıl deli gibi düştüğüne bakın. Ta ki yeni bir platoya yani sabit bir alana gelinceye kadar eski plato'nun yarısı kadar, belki yarıdan biraz daha az. Burada geçmesi gereken zaman şurası sıfır noktası ve bütün bu 50 yılda olur. Ama eğer belli bir yeri ele alırsanız 50 yıldan çok daha kısa bir sürede bu gerçekleşir. Princeton projesini yapanlar birkaç şey söylediler. Birisi bunu bilmek zordur ama değişik gruplar doğurganlıklarını düşürmeye başladılar. Ve bununla ilgili değişik teorilerden bahsedeceğiz. Fakat başkaları onların söyledikleriyle dehşete düşse de doğurganlığı düşürenler zenginlerdi. Toplumun dışındaki kişilerdi. Yani yüksek sınıf. Doğurganlığın düşmesi önce yüksek sınıfta görüldü. Şehirli nüfus arasında, Yahudiler arasında. Yani toplumsal değişimleri başlatanlar her zaman bir şekilde hakim toplumsal sınıf dışındaki birileridir. Kondomların tartışılmasını meşrulaştıran olay neydi? Amerika'da ben sizin yaşınızdayken kondomdan söz edilmezdi. Televizyonda konuşulmazdı. Haberlerde ondan asla bahsedilmezdi ve Amerika'da kondomlardan yaygınca bahsedilmesine sebep olan olay neydi? Sen biliyorsun. AIDS salgını ve AIDS hastalığı nerede başladı? Homoseksüellerde yani bir marjinal grup bir şey başlattı. Kıyafetlerle ilgili moda çoğunlukla nereden gelir? Genellikle en fakir çocuklardan. Ben getto'ya gidip çocukların ne giydiğine bakıyorum ve 6 yıl sonra sizler tam da onların giydiği şeyleri giyeceksiniz. Değişik kesimleri gösteren uzun şalvarvari pantolonlar. Buradaki düşünce şudur ki yukarıda bir şey olur. Bununla ilgili çok tartışmalar vardır. Sonra bu toplumsal olarak kabul edilir bir hale gelir ve bir kere %10 seviyesine ulaştığında oradan aşağı düşer. Bir taş gibi aşağı düşer. Bu dönemde şurada yukarıda her türlü ekonomik seviye vardır. Yani farklı ekonomik grupların farklı doğurganlıkları vardır. Farklı eğitim grupları, şehirli ve kırsal arasındaki fark, endüstriyel ya da tarımsal bunlar arasında her türlü farklılıkları bulursunuz. Fakat bir kere doğurganlık bu şekilde başlarsa sonra herkes bunu yapar. Projeyi yapanların söylediğine göre bu farklılıklar zamanla ortadan kalkar ve nasıl ki bir çiftçi kendi doğurganlığını kontrol eder aynı şekilde Burjuva grubundan birisi de kontrol eder. Eğer ekonomik durumun ne kadar hızlı değiştiğini düşünmeye çalışırsanız ya da eğitim seviyesinin ne kadar hızla yükseldiğini düşünürseniz ve sonra farklı değişkenlere bakarsınız ve hiçbirinin bu kadar hızla değişmediğini görürsünüz. Bebek ölümleri, ölçebildiğiniz her şey. Hiçbir şey bu hızda gitmez. Bu kadar hızla ne değişir? Geçici heves, moda, Eğer Avrupa'ya bakarsanız 10 yılın başlangıç tarihini görebilirsiniz. Ve okumalarınız arasında bu vardır. İşte %10 düşüşün görüldüğü o 10 yıl şurasıdır ve bunlar hangi bölgelerdir? Şurası tamamen Fransa. Sonra uzun bir erteleme söz konusu. Şaşılacak kadar uzun bir ara ve sonra bu. Avrupa'nın geri kalanı da bunu yapar. Bunun çoğu 1870 ile 1900 arasında yapılmıştı ve neredeyse tamamlanmıştı. Bu bütün Avrupa'ya yayıldı ve yine size bunu harita üzerinde göstermiştim. Bu ekonomik ve eğitim seviyesi olarak Rusya ve Doğu Avrupa gibi az gelişmiş yerleri de içerir. Buralarda da doğurganlık düşmüştür. Şu Avrupa'nın tamamıdır. Yine söyleyelim buraya ekonomik ya da eğitim gibi diğer değişkenleri koymak işi zorlaştırır. Bunun yerine okuma paketinizde okuduğunuz hikayeler vardır. Hatırlayın, Princeton projesinde her bir lisansüstü öğrenci ya da doktora sonrası çalışan bir ülke almıştı. Birisinin İngiltere'yi yapması gerekiyordu ve orayı yaptı. İşte o kişi gelecek hafta gelecek perşembe günü bu sınıfta misafir konuşmacımız olacak. O bu konu hakkında konuşmayacak çünkü o zamana kadar bu konu hakkında yeterince şey öğreneceksiniz. O projede İspanya'ya atanan birisi vardı. William Lager adında birisi. Sanırım onunla ilgili az bir okuma parçası var. O bütün verileri topladı. 1830'dan beri İspanya'nın her bir bölgesi için bütün İspanya arşivlerindeki verileri topladı ve her ne kayıt varsa onlara baktı bunların hepsini bir araya topladı ancak bunlardan bu anlamda bir şey çıkaramadı. Adam deli olmak üzereydi ve doğurganlık oranlarının bir haritasını yaptı. Bir çeşit size gösterdiğim haritalardan birisi gibi. İspanya'da farklı bölgelerden, farklı zamanlarda haritalar. Bu haritayı herkese gösterdi ve sonunda bir gün kampüste dolaşıyordu ve daha önce bir yerde tanıştığı bir İspanyol edebiyatı profesörü gördü ve yakasına yapışıp haritayı gösterdi ve "Bundan hiçbir şey anlamıyorum." diyerek profesöre bunun ne olduğunu sordu. Profesör dedi ki, "Bu İspanya'nın dil bölgeleri haritasıdır. Bildiğiniz gibi İspanya'da çeşitli krallıklar vardı. Bunlar Müslümanlar tarafından kontrol ediliyordu. Sonra Kuzey Hristiyanları onları İspanya'dan attı. Ancak Kastil, Navarra, Aragon gibi bütün kültürel şeyler vardır. Halen basklar kendilerini oldukça farklı görür." Yani İspanya'nın bugüne kadar devam eden önemli bölgesel sorunları vardır. Leijer sonunda farkında olmadan eski Orta Çağ İspanyası'nın dil bölgeleri haritasını çıkarmıştı ve bu bölgeler halen varlığını sürdürmekteydi. Onun bu durum için bulduğu açıklama aynı zamanda oldukça da açık olan bir şey. Aynı dili konuşabilen insanlar, aynı lehçeyi konuşanlar, aynı kültürdendi ve birbirleriyle konuşuyorlardı ve dil bölgesini doğurganlık uygulamalarında tek düze yapan şey toplumsal ve kültürel yayılmaydı. Bu sınırlar kültürel ve dil bölgelerini oluşturuyorlardı ve bir yerdeki uygulama sınırını aşıp diğer tarafa geçmiyordu. Bunun daha sayısallaştırılmış bir örneği Belçika'dır ve işte Belçika şurada. Belçika'da insanlar iki dil konuşurlar. Fransızca ve Flemish. Ve Flemish neredeyse Hollandaca ile aynıdır. Ve Hollandaca da neredeyse Almanca ile aynıdır. Yani büyük bir ayrışma söz konusu. Bu ayrışma Germanik Roman dil ayrışmasıdır. Bu çok büyük bir dil ayrışım bölgesidir ve Belçika'da işte Belçika'nın çeşitli bölgeleri şunlar güneydekilerdir. Şunlar şurada Fransa'ya yakın olanlar. Şunların tamamı Fransızca konuşur ve Hollanda şurada yukarıda. Almanya'da şurada. Şunlar da Flemishçe konuşan bölgelerdir. Bunların doğurganlıklarına baktığımızda görünen şey daha önce belki 100 kere söylediğimiz gibi Fransa doğurganlık geçişlerine başlar ve doğurganlık şurada düşer. Oldukça uzun bir zaman alır ancak sonra Belçika'nın Fransızca konuşulan kısımlarına gider ve Fransız uygulamasına paralel hale gelir ve şurada dil sınırı var ve sınırın her iki tarafını karşılaştırdığınızda sınırın kuzeyinde hiçbir şey değişmez ve size gösterdiğim gibi bu sınırın geçilmesi için 60 yılın geçmesi gerekmiştir. Bu dil engelinin aşılması 60 yılı almıştır. O projede Belçika'ya çalışan kişi Lestick Belçikalıydı. O buna dil sınırlarının sebep olabileceğini söyledi. Dil dışında kuzey ile güneyin farkı nedir? Bu çalışmayı yaparken bu açıklamayı yapmamışlardı. İşin başında bu çalışmaya başladıklarında bu kültürel farklılıkları anlamamışlardı ve sosyoekonomik değişkenlere bakıyorlardı. Bu sınır bölgesindeki köyleri ele aldı. Sınır boyunca birbirinden 5 kilometreden daha yakın olan köyleri aldı. Ve bunları eşleştirdi. Topraklar bir bakıma aynıydı tarımsal üretim aynıydı ve sınırın iki tarafında bakabildiği bütün sosyoekonomik özellikler aynıydı. Birisi hariç. Doğurganlık yani kuzeydeki bölge güneydekine göre çok daha fazla çocuk yapıyordu. Belçika'da doğudan batıya bu şekilde eleştirilen kasabalarda bu çizginin iki tarafındaki eleştirilen kasabalarda Fransızca konuşulan bölgeler Flemishçe konuşulan bölgelerden ayrılıyordu ve bu bütün sosyoekonomik özellikleri bertaraf ediyordu. O bunu neyin yaptığını söylüyordu. Sosyoekonomik sebepler durumu açıklamayınca kültürel sebepleri düşünmeye başladılar. Ve o zamanlar Avrupa'da demokrasi oldukça gençti. Fakat çoğunluğun oy hakkı vardı. Demokrasiyi kimin kontrol edeceğine dair birçok tartışma vardı. Demokrasinin iyi bir şey olup olmadığı, oy kullanma hakkı, oy kullanma hakkının genişletilmesi, halen kralları falan vardı fakat bunların gücü parlamentolar tarafından azaltıldı ve Avrupa'da şimdilerde de olduğu gibi iki grup siyasi parti vardı. Bunlardan birisi Katolik partiydi, muhafazakar parti olarak isimlendiriliyordu. Diğeri ise sosyalist ya da komünist partiydi ve herkes onların nasıl isimlendirildiğini bilir mi? Sosyal demokratlar ve partilerin kullandığı diğer isimler de vardı. Hristiyan demokratlar halen bu ismi kullanırlar ve sosyal demokratlar Almanya'da olduğu gibi başbakanlığı kendi aralarında değiştirerek yapıyorlardı. Bu yapı o zaman oluşturulmuştu ve layıkleşmenin yeni bir işareti olarak kabul edildi. Eski değer yargılarına inananlar, eski moda şeyler dindardı ve bunlar genellikle Hristiyan demokratlara oy verirlerdi. Belli bir değişim yaşamış olan ve şimdi sosyalist teoriye işçi dayanışmasına sendikalara inanan insanlar da Demokratik Sosyalist Parti'ye oy verirdi. Şimdi her bir bölgeye yeniden bakalım. Şunlar bölgelerden daha küçük gruplandırmadır. Bakalım bunlar oylarını hangi partiye vermiştir. İşte Katolik Partisi ve şu da katolik olmayanların oranıdır ve sonra bunları onların doğurganlığının ne kadar düştüğü ile karşılaştırdı. Doğurganlıktan kasıt evlilerin doğurganlığıdır. Sonuç gösterdi ki katolik olmayanlar arasında doğurganlık daha fazla düşmüştü. Bu bir anlamda geriye dönüş oldu. Oldukça güzel bir bölümlenme. Tam bölümlenme şudur ve karşılaştırılan yerleşmeler şu çizgiye çok yakındır. Bu çizginin ne olduğunu görmek zor değildir. Açık bir sonuç şuydu. Katolik Parti'ye oy verenler yani kültürün eski modundaki insanlar doğurganlıklarını çok fazla düşürmediler. Sosyalistlere oy verenler yani sol kanat liberaller adına her ne derseniz deyin Doğurganlıklarını %60 ila 80 düşürmüşlerdi. Doğurganlıkta çok büyük bir düşüş. Peki bu tür veriler gelmeye devam eder. Sonuç olarak Princeton projesinde doğumların azalmasını standart sosyoekonomik değişkenlerle ilişkilendiremediler. Şimdi sosyoekonomik terimi sanıyorum bu çok kötü bir terimdir. Sosyoekonomik olmayan bir şey var mıdır? Her zaman gidip insanlara bunun tanımını sorarım ve sanırım bunun anlamı sayısallaştırabileceğiniz bir şeydir. Ve eğitim gibi bazı ilginç değişkenler alırsınız. Ve üçüncü dünya ülkelerine geldiğimizde durumu anlamada bunun çok feci bir değişken olduğunu görürsünüz. Eğitim sizin daha iyi bir işe girmenizi sağlar. Özellikle de kadınların. Bu yüzden insanlar eğitim aldıklarında bu bir ekonomik değişkendir. Çünkü daha iyi bir işe girmenizi sağlar daha fazla maaş alırsınız. Bu durumda evde oturmaktansa gidip çalışmaya ve çocuk sahibi olmaya değer. Fakat eğitim aynı zamanda sizin için dünyada bir pencere açar ve sizi yeni düşüncelere açık hale getirir. Böylece eşinize, kayınvalidenize geriye konuşabilme kabiliyeti sağlar vesaire. Yani bu değişkenlerin birçoğunda bunun bir ekonomik değişken mi yoksa toplumsal değişken mi olduğuna karar veremezsiniz ancak maalesef bütün bunlar için sosyoekonomik değişkenler adı kullanılmaktadır. Fakat sanıyorum o zamanlar sorunu anlamada henüz erken bir aşamadaydılar ve bu değişkenlerle ne yapacaklarını çok iyi bilemiyorlardı. Ayrıca bir başka sorun, her ne zaman bu tür şeyler çalışsanız, sosyal bilimlerde bu sorunlar olur. Veriyi elde etmek çok zordur. Avrupa siyasi olarak verinin toplandığı bölgelere ayrıldığı için bölge düzeyinde verilere sahiptiler. Köy seviyesinde veriler yoktu tek bir aileye ait veri gibi bir şey yoktu. Toplam bir sonuca varmaya çalıştığınızda onların yaptığı gibi oldukça başarılı da olsa Avrupa'da bütün bölgeler için bunu yapmak inanılmazdı. O zamanlar sosyal bilimlerde genelleme düşük seviyedeydi ve her bir bölgede çok farklı durumlardaki çok çeşitli insan grupları vardı. Ve genellemelerle belki de bazı önemli şeyleri kaçırıyordunuz. Yani genelleme bir sorundur. Bu zamandan beri Birçok sosyal bilimci konuya geri dönerek bu konu üzerinde epeyce tartışmıştır ve hayır doğurganlığın düşmesinin ekonomik nedenleri vardır demektedirler ve bunları ileride bir başka dersimizde konuşacağız. Bir özet yapmak istiyorum. Demografik geçişler ve onun teorisi üzerinde uzun zaman konuştuk, çok şey okuduk. Her yıl öğrenciler oh, dersin o kısmından nefret ettim derler. Fakat bu bir bakıma modern zamanlar için dersin en önemli konusudur. Çünkü okuduğunuz diğer bütün şeyler şimdi gelişmekte olan ülkelerde olan şeylerin her türlü anlaşılması bunun üzerine kuruludur. Ya bununla hem fikir olur ya da tersi görüş belirtir. Ya da aynı metodolojiyi kullanır. Ya da bilinçli olarak farklı bir metodoloji dener. Bu alanın temeli budur ve onun için sizler bunu bilmelisiniz. Bu diğer sonuç bu çok büyük bir değişimdir. Bana göre insanlık tarihi boyunca gerçekleşmiş en büyük devrimdir. Bu dönem boyunca neler olduğuna bir bakın. Yaşam süresi insanlar 3 kat daha fazla yaşamaktadır. Düşünün 20 yaşındasınız. Kaçınız 20 yaşındadır? Tamam. Eğer bu geçiş dönemini yaşamasaydık yarınız ölmüş olacaktı. Bu sınıfın yarısı ölmüş olacaktı. Bakın o bundan dolayı mutlu oluyor. Yaşayan insanların sayısı, hayatta tutabildiğimiz insanların sayısı şimdi 10 kat daha fazladır ve her gün bu sayı büyümektedir. Fakat geçen sefer baktığımda o zamanki nüfusun 10 katı falandı. İnsanların sayısını sınırlandırmaya çalışan doğum kontrol araçlarının yaygınlaşmasına rağmen dünyadaki insanların sayısı inanılmaz şekilde arttı. Hem sayı hem olarak hem de her birinin yaşam süresi olarak. Bir diğer sonuç varlık, kişi başına düşen varlık, endüstri devrimi, Malthus'un tarif ettiği sorunları yaşamasından dolayı en azından doğurganlığın geçişlerine kadar insanların varlıklarını bireysel olarak arttırmadı. Bu üretimi arttıran endüstri devriminin ve bu artan üretimden yararlanmaya çalışan insan sayısını sınırlandırmayı amaçlayan doğurganlığın kontrolünün kombinasyonu ile gerçekleşir. Evliliklerde çok büyük demokratikleşme olduğunu gördük. Bir toplum düşünün ki insanların %30 ila %70'i hiç evlenmemiş. Evlilikle ilgili çok konuşuruz ve bir kurum olarak evliliğin nasıl yok olmakta olduğundan bahsederiz. Bunun çok çok ötesindeyiz. Çin bunun çok ötesindedir. Düşünün ki sizin çok azınız evlenme ile ilgili planlar yapabileceksiniz. Çünkü toplum sizin evlenmenize izin vermez ve seks içinde aynısı söz konusudur. Seks de demokratikleşmiştir. Doğurganlığınız artık kendi kontrolünüze geçmektedir. Bu ne kadar büyük bir değişikliktir ki şimdi verebileceğiniz büyük kararlardan birisi budur. Çok çocuk mu istiyorum? Birkaç mı istiyorum? Her neyse Bunları ne zaman istiyorum? Bütün bunlar bireysel kontrol altına alındı. Evliliklerde çiftler sürekli olarak çocuk yapma baskısı altındaydı. Yani kadın her zaman ya hamileydi ya da bebeğini emziriyordu. Daha sonra 3. Dünya ülkelerinden size kadının neredeyse hiçbir zaman boş olmadığını gösteren istatistikler göstereceğim. Onlar ya hamiledir ya da emziriyordur. Ta ölünceye kadar. Erkek dışarıya gidip çalışıp ailenin geçimini sağlamak zorundaydı. Zor ekonomik şartlar altında gittikçe artan sayıda çocuğa bakmak zorundaydılar. Böylece erkek ve kadın bu zorunluluktan kurtulmuş oldu. Önceden seçenekleri yoktu. Bu büyük aileleri desteklemek ve bakmak zorundaydılar. Bu süre zarfında değişen çok fazla şey vardı. Eğer içinizden dönem ödevi yapmayı düşünenler varsa bu dönemle ilgili hiç araştırılmayan sayısız konular vardır örneğin çocukların terk edilmesinden çokça konuştuk. Çok öldürülmelerinden bunun ne zaman ortadan kalktığını düşünüyorsunuz? Şu zamanda bir yerde 1800'leri okursunuz ve bu çokça yapılan bir şeydi. Sonra yok olur. O dönemle ilgili bunun çok fazla olduğu zamanlarla ilgili çok yazı vardır. Ancak bunun neden ortadan kalktığı ile ilgili çok fazla bir şey yoktur. Bu nedendir. Cevabı bilmiyorum. Bunun cevabının Henüz bulunduğunu sanmıyorum. Araştırın. Bu çok güzel bir dönem edebi olur. Evliliğin romantik algısından ne haber? Evlilikler bu şekilde değişince evlilik bir ekonomik olay. Çocuk yapma olayı olmaktan çıktı. Karınızın özellikle artık çiftlikte çalışmasına ihtiyacı yoktur. Şimdi sahip olduğumuz romantik algı ve aşk ile bütün bu demografik geçiş arasındaki bağ nedir? Modern kültürü nasıl düşünürseniz düşünün, onun kökeninde bu vardır. Neye inanırsanız inanın, Hayatınızı nasıl yaşarsanız yaşayın, bu sizin sürekli olarak dikkate alacağınız bir şeydir. Bunun ne kadarı daha önce konuştuğumuz gibi doğurganlığı bir toplumun kararı olarak değil de bireysel bir karar olarak ilk kez kontrol etmeye çalışan öncü kişiler yüzünden olmuştur. Tamam, bugün için herhangi bir okuma yoktur. Çünkü ders okumaları da içerdi. Gelecek hafta salı günü konuşacağız ve perşembe günü bir misafir konuşmacımız olacak. Program sizin elinizde olandan biraz farklı olacak.